Esselamu aleyküm. Aydın Bey kardeşim ve yazarlar ve hocalar grubu muhterem huzlar. Arz-ı hürmetler ederim. Yusuf Ziya Kavakçı. Efendim, Mahmut Efendi ile ilgili yukarıda daha evvel yazılanların büyük bir kısmını büyük bir alaka ile okuyorum ve istifade ediyorum. Çok müteşekkirim. Tabii Aydın Bey kardeşim, bu arşivleme metodunu da çok takdir ediyorum. Sağ ol, var ol. Yani bu çok önemli bir şey. Tarihe kayıt düşme manasına geliyor. Umarım yani yıllarca sonra bile bu kaynaklardan istifade edilir. Araştırmacılar, dava adamları daha evvel olmuş olacak olan hususları araştırırlar ve bunlar bir kaynak olur. Müsaade-i alilerle ben de epeyce bir şey söylemek istiyorum. Pek sistemli anlatamasam bile kusurların affını şimdiden peşinen rica ediyorum. Fakir Yusuf Ziya Kavakçı, Hendek Sakarya'nın Sakarya Hendek'in bir köyünde doğup hafızlık yaptı. Ondan sonra Sakarya Dağda Pazarında Hasırcılar Kur'an kursunda hıfstan sonra talim okurken 48, 49, 50, 51, 52 Arapça okumuş Terzi Ahmet Efendi Topaloğlu Oflu hocadan Arapça okumuş. Vaizlik imtihanına girmiş 55'te Ankara'da. O zaman Seyyid-i Şehirli Hasan Fehmi Efendi yazılı imtihandan sonra sözlü ve Din Müşavere Kurulu, Yüksek Din Müşavere Kurulu azası Hasan Hüsrü Erdem ve başkalarının huzurunda da sözlü imtihanda imtihanı kazanmış fakir bir arkadaşınız olarak İstanbul'a gittim. 1955'te İstanbul'da İmam Hatip Okulu'na Gündüz Akbıyık müdürdü. Bu Vefa Bozacısı'nın karşısındaki şimdi ilim yayma yurdu olan bina yerde Zeyrek Kız Ortaokulu vardı. Ahşap, gacır gucur. Onun ahşap kısmında değil de bahçesinde kurulmuş bir kaç sınıftan ibaret. Bir sınıfta da 2 sene okumuş. Sonra hariçten ortaokul vererek Vefa Lisesi 1. sınıfa atlamış biri olarak Vefa Lisesi'ni bitirdim. Sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Yüksek İslam Enstitüsü'ne de ayrıca İmam Hatip Okulu'nu hariçten vererek ikisini birlikte okumuş bir fakir kardeşiniz. Şimdi 1955'te İstanbul'a gittiğim zaman o Hırka-i Şerif Camii'nin yanında Aks Şemseddin Camii var, mescidi var hemen kapısının dibinde. Sonradan orası İmam Hatip Okulu talebelerine yurt idi. Orada ben 2 sene kaldım. 57'de de Hırka-i Şerif'e müezzin oldum. Müezzinlik imtihanını kazandık. Müezzin oldum. 6 müezzindik. Hırka-i Şerif'te 64-65'e kadar müezzinlik yaptım. Şimdi Hırka-i Şerif'te fakir oradayken 57 olabilir. Yani 57-58 olabilir. Hırka-i Şerif imamlığı yapan bir müddet Ali Yekta Sundu. Bu
Emin Saraç abinin, hocanın kayınpederidir. Ve Ali Yekta Saraç Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı'nın da dedesidir. Emin Saraç Hoca Mısır'dan gelmişti. Mısır'dan geldiği zaman Fatih'te Saraçhane başındaki itfaiyenin karşısında bir ev vardı Ali Ekta Sundu'nun. Orada düğün oldu. Düğünde hazır bulundum. Ve Emin Saraç abi orada, abi ve hoca orada düğünü oldu. Düğünde hazır bulundum. Şimdi o sırada Hırkayı Şerif'te müezzin 56-57'de Ali Ekta Sundu Efendi Hırkayı Şerif'te bir müddet imamlık yaparken beni Ali Haydar Efendi, Ahizhavi Ali Haydar Efendi'ye götürdü. Pazar günü günleri idi zannediyorum. Fakat oraya gelmeden evvel müsaadenizle şöyle bir şey anlatayım. Biraz genişçe olsun. O zaman İstanbul'da Büyük Cemal sakallı akaretlerde oturur. Vaiz vardı. Son derece güldürür. Bizim hanım şöyle, bizim hanım böyle. Fatih Camii'nde herkes neşeli. Bir de Küçük Cemal vardı. Büyük Cemal'in sakalı vesaire vardı. Küçük Cemal de sakalsız bir zat idi. Marputçular Camii imamı idi aslında. Fakat güzel konuşurdu. Sakallı. Cenazesinde bulundum. Ve bir müddette birkaç cuma Müftü Efendi'nin emriyle o izine gittiği zaman Marputçular'da hutbe okudum. Marputçular Camii de Mısır Çarşısı'nın arkasında orada bir yerdedir. Küçük bir cami. Şimdi iki tane Cemal. Küçük Cemal sakalı yoktu. Arap Girli idi. Arap Girli Hazmi Efendi vardı. Arap Girli gene bir başka zat vardı şimdi dili. O zaman onlar İstanbul'da faal zevat idiler. Tabii Yavuz Selim Camii'nde de Reisül Kurra bir zat vardı. Adını unuttum. Müjgan Cumbur. Kütüphaneler Genel Müdürlüğü yapan bir hanımefendinin babası olduğunu duydum. Reisül Kurra'ydı o zaman. Fatih Camii'nde de Kastamonulu Ömer Efendi vardı. Ömer Efendi'den sonra da Enderuni İsmail Efendi vardı imam. Tabii Beyazıt Camii'nde Abdurrahman Efendi eskidir orada vardı. Bir de Sarı Hoca gibi bir zat vardı. Oflu olan bir hoca. O da Hüseyin Atay Bey, kardeşi İbrahim Bey. Hüseyin Atay İbrahim Bağdat'ta ortaokulu okumuş bir zatlardır. Onun babası. Yani ikinci imam onun babası. Zannediyorum Abdurrahman Efendi öğleni ikindiyi kıldırıyordu. Diğer namazları öbür Sarı Hoca kıldırırdı. Böyle hoş sohbet bir zattı. Yani sanki sıvamı yaparmış boş zamanlarında. Yani böyle bir şey zat. Yani geniş anlatıyorum müsaadenizle. Şimdi o zaman Karagümrük Camii, Karagümrük'ün orada cerrahi tekkesi, metru gibi kimse yok, gelmez gitmez, öyle öyle zikir evrat bir şey yok. Orada Fahrettin Efendi vardı, çok sigara içen bir zat. Bizim Hırkayı Şerif'te altı müezzinden biri Salahattin Efendi merhum, hepsi merhum oldu.
ahbaptı. Onun için o Salahattin Efendi'yi de o vesileyle tanıdık. Hatta bir defasında bir müritlerden biri vefat etmiş, bir şey olmuş. Üç kişi hatim için gittik. Yani beni de zikre oturttular. Cehri zikir, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Yani ama ben ritme uymadığım için yanımdaki adama çarpıyordum. Yani böyle bir şeyde, yani böyle kimse yoktu. Şimdi tabii oralar kaynıyor ediyor. Şimdi yanım ayrıca orada Kumrulu Mescit var. Yani Karagümrük ile Fatih Camii arası Nişanca Taşı Camii var. Onun yanında bir cami, küçük bir cami. Oranın imamı da vardı bir imam. O imam da Mahmud Efendi, İsmail Ağa İmam Mahmud Efendi'nin arkadaşıydı. O imamın, yani Kumrulu Mescit Cami imamının yeğeni mi, oğlu mu, İmam Hatip Okulu'nda benim yanılmıyorsam bir sene sınıf arkadaşı, sonra onu bıraktı herhalde, ayrıldı. Yani durum bu idi. Şimdi Mahmud Efendi, ben gittiğim zaman tekkeye, tekkede, yani tekke İsmetullah tekkesi, yani şimdi şeye gidiyorsunuz, yani çarşambadan Draman'a doğru İmam Hatip Okulu, Recep Tayyip İmam Okulu, şimdi İmam Hatip Okulu orası, tek İmam Hatip Okulu'ydu İstanbul'da. Oraya doğru giderken camiye, Çarşamba Camii'ne, İsmail Ağa Camii'ne gelince, cami solda kalmak üzere sağdan sokağa girerseniz, biraz ileri gidince, tabii solda şimdi Ahmet Vanlıoğlu'nun riyasetinde kurulmuş bir büyük bir bina var. O yoktu. O bina yoktu. O kuruldu. Tabii sonra orada Yahya Kutlu, Yahya Topaloğlu, yani Bekir Topaloğlu'nun akrabasıdır. Yahya Topaloğlu ama Kutlu oldu sonradan. İmam Hatip Okulu'nda abi filan durumundaydı. Ben talebeyken o zaman 55-56'da, 57'de. O da emekli olduktan sonra, Milli Eğitim'de çalıştı, emekli olduktan sonra orada hizmet ettiğini duymuştum. Arapça okutulan diğer şeyler, şimdi de faal bir yer. Şimdi o solda yapıldı sonradan. Onu geçiyorsun, biraz ileride Fener Patrikhanesi'nin böyle tepesi gözüküyor. Sağda büyük kapı var ve bir bahçe içinde. O büyük kapıdan girilince, orası İsmetullah Tekkesi, o büyük kapının yanındaki duvarın dibinde, köşede, şimdi cami var. O cami yoktu. Caminin yanında da kabirler var. O kabirler işte, yani o tekkenin ileri gelenlerinin, müridanın, şeyhlerin kabristanlarının bulunduğu yerdir. O caminin karşısında, karşı köşede de Mesnevi Hane Camii var. Mesnevi Hane Camii. Orada benim İmam Hatip Okulu'nda sınıf arkadaşım sonra bıraktı. Balkanlardan bir yerden, yani Kırklareli gibi bir yerlerden, Tekirdağ'dan bir yerden, Kazım, soyadı Taş olabilir, orada imamlık yaptı. O da Mahmud Efendi'ye intisap etti. O Mesnevi Hane Camii. Kapısında da yazıyordu, büyük Mesnevi Hane filan diye yazıyordu. Ve kapıdan girince de solda büyük bir dibek taşı gibi büyük bir şey vardı. Ortasında pim vardı. Sonradan o taşın oradan kalktığını gördüm. Orada da bir meşruta gibi bir şey yapılmış. Halbuki o taşın pimin üstünde acemi dervişleri, Mevlevi dervişleri sol ayağını, o baş ayağının
baş parmağı, sol ayağının baş parmağı ile yanındaki parmağı oraya sokuyormuş. Orada deveran yapıyor. Yani yerinden oynamadan, kimseye çarpmadan, düşmeden eğitim yeriymiş orası. Geniş anlatıyorum müsaadenizle. Şimdi o cami orada duruyor, taş yok. Onun karşı köşe yeni bir cami var. Bahsettim biraz. O tekkenin ucu. Şimdi geriye doğru gelelim. O tekkenin giriş kapısı, büyük kapı dedim önceden. Oradan girildiği zaman bahçede bir yerde bir bina vardı. Ahşap gibi. İkinci katında merdivenlerden çıkınca küçük bir oda, çıkınca sağda galiba bir odada köşede, karşı köşede Ahisavi Ali Haydar Efendi otururdu ve orada sohbet yapardı. Pazar günü diye hatırlıyorum. Ben haftada bir gün. 10 kişi ya var ya yok. O sohbette böyle baş mürit gibi iki kişi önemliydi. Biri Ali Yekta Sundu, alim hoca, eski mürit İstanbul müderrislerinden. Biri de Fuat Çamdibi. Fuat Çamdibi Beşiktaş müftüsüydü. Fuat Çamdibi hakkında bir iki kelime, kimya tahsil etmiş ve sakalıyla beraber üniversitede bir yerde asistanken, yanılmıyorsam Hasan Ali Yücel ziyarete geliyor. Bakıyor ki sıralananlar arasında bir sakallı bir Adem mevcut. Kimdir bu? Fuat Çamdibi. Oradan üniversiteden atıyorlar yahut kendisi huzursuz kalıyor, istifa ediyor. Ondan sonra belediyede bilmem müze müdürlüğü bir şeyler filan yaparken imam oluyor. İmamlık biraz sıkıntı. Yani Vefa Çamdibi var, Mahmut Çamdibi var, profesör. Onların babası. Vefa Çamdibi ile de sınıf arkadaşlığım var İmam Hatip Okulu'nda 2 sene. Devre arkadaşı yahut sınıf arkadaşı 2 sene. 55'te başlamış. Şimdi, yani oradan oraya atlıyorum müsaadenizle. Orada Fuat o tekkede pazar günleri sohbet, baş mürit böyle 10 kişi ya var ya yok. Orada bir zatı görürdüm, damadıymış Mazhar Bey diye biri. İskenderpaşa Camii'nin karşısında ev var. Avukatmış, hukukçuymuş diye hatırlıyorum. Yanılmıyorsam tekel idaresi gibi bir yerde de görevi mi ne varmış acaba. Ondan sonra onu görürdüm. Zannediyorum sakalı vardı. Bir 10 kişi ya var ya yok. Şimdi onlar arasında genç biri, Mahmud Efendi, İsmail Ağa, İmamı Mahmud Efendi. Cıvıl cıvıl, yani aktif, ihlas, böyle pür dikkat Şeyh Efendi'yi dinlemeye çalışan bir heyetti. En genci bendim. En arkaya, karşı köşeye otururdum, böyle dinlerdim. Fakat karşı köşeye otururken ben dizüstü oturmadığım için beni uyardılar, edebini takın filan. Ben de dizüstü çöktüm, edebe uydum diyeyim. Şimdi böyle bir Ahisavi Ali Haydar Efendi. Ahisavi Ali Haydar Efendi'nin orada sohbetleri var. Maşrapa ile bir su istedi. Hemen o isteyince içti ve hemen yanındaki müritler artığını, sürül müminin şifaun artığını
böyle efendi meşgul iken aldılar. Yani son bir iki damla. Biri hemen ağzına götürürken öbürü aman bana da kalanını ver, aman hepsini içme filan diye de şey yaptım. Şimdi orada bir gün şey efendi bir şey sordu. Dedi ki kulakla duyulan mı daha müessir, gözle görülen mi daha mı? Audiovisual meselesi eğitimde. Hangisi daha müessir? O söyledi, bu söyledi. Mahmud Efendi Kur'an'dan delil istedi. Mahmud Efendi zannediyorum cevabı veren oldu. Memnun oldu. Şeyh Efendi'nin kulağı duymazdı. Bir defter vardı, junk, kalın bir kurşun kalem. Oraya yazardınız, onu okur, öyle cevap verirdi. Yani Şeyh Efendi böyleydi. Şimdi orada ben Şeyh Efendi'nin oğlu Şerif Gürbüzler yahut Gürbüz İhsan Toksari'nin Yüksek İslam Enstitüsü ve Hukuk Mezunu milletvekilliği yaptığı keskinli Allah rahmet eylesin. Ona bir müddet onun kızıyla evliydi diye biliyorum. Onun kayınpederi hemen o şeye gelmeden Çarşamba Camii'ne, Çarşamba'daki İsmail Ağa Camii'ne gelmeden ve İsmetullah Tekkesi'ne sağa o dar yere girmeden evvel sağda evi vardı. O evde ziyaret ettim ben İhsan Toksari'yi filan, çayını içtim vesaire. Şerif Gürbüzler elektrik malzemesi mi ne? Bankalar Caddesi'nde, Perşembe Pazarı, Bankalar Caddesi'nde orada kablolar, mablolar bir şeyler ticaretiyle meşgul olduğunu biliyorum. Onu hiç görmedim ben o tekkede, derslerde, sohbetlerde. Ama damadı Mazhar Bey'i gördüm. Orada her toplantıda onu her sohbette gördüm. Bir gün Şeyh Efendi bir soru sordu. O diyor vizyon mu? İşte Kur'an'dan delil haydi filan. Kur'an-ı Kerim'den Hazreti Musa Cenab-ı Hak'la Tur-i Sina'da şey yaparken, mülaki olurken ve adalle kavmuke samiri filan gibi Hazreti Musa hiçbir şeye, yani orada muhbir-i sadık Cenab-ı Hak'tan bunu duymasına rağmen hiç ayılmadı, bayılmadı. Ama Beri'ye geldiği zaman velemma reca Musa ila kavmihi, ondan sonra ve ahazel elvahe ve elgal elvahe ve ahazel bir esi ahihi, yani elvahı attı, kardeşinin yakasından tuttu, çekti. Yani gadibe. Görünce daha mühim filan. Ben şimdi bu hikayeden iki şey orada dinledim. İki şey. Bir, Vefa Lisesi son sınıftayken Nüzhet Bey diye biri edebiyat hocamızdı. Vefa Lisesi'nde son sınıfta edebiyat hocamızdı. O herkes okuduğu bir şeyi anlatsın, romanı vesaire. Ben öyle bir şey okumamıştım. Derken beni kaldırınca ben bu hikayeyi ona anlattım. Çok memnun oldu, 10 aldım. Ama aynı hikaye, Pakistan'a bir toplantıya gittik. Sind Through the Centuries diye bir toplantıya. Orada Abdülkadir Karahan vardı, Profesör Tahsin Yazıcı vardı, Farsçacı, başkaları da vardı, Mehmet Önder vardı. Orada beni kaldırdılar, herkes bir şey anlatsın. Ben de dedim ki biz Pakistanlılarla, İngilizce, Pakistanlılarla Türkiye dosttur, ahbaptır, epeyce bir şey bilgimiz var idi. Ama ve lakin gelince gördük ki başka,
ilmel yakinimiz vardı ama aynel yakin başka. Burada sizi cömert gördük, burada sizi dost gördük, burada sizi o kırla kırla televizyonda veriyor. Ya bütün Türk delegeler, ya bunu nereden buldun, nasıl da aklına geldi böyle şeyleri yaptın diye de. Yani orada da çok, halbuki ben onu Aysavi Ali Haydar Efendi'nin sohbetinde duydum. Başka yerde görmedim, okumadım. Şimdi bunları anlatıyorum. Aysavi Ali Haydar Efendi'nin orada bir düğün oldu. Düğün Aysavi Ali Haydar Efendi'nin torunuyla Osman Saraç evleniyordu. Onun düğünü vardı. Orada. O düğün de hazır bulundum. O bahçede düğün. Ben o kadar, yani Ömer Nasuh'u bilmem, Bekir Haki'yi Yener, efendim Sami Efendi, işte Mehmet Efendi, yani ne kadar şeyh, tarikat şeyhi, alim varsa hepsi oradaydı. Hayatımda ben o kadar alimin, tarikat şeyhinin orada birlikte bulundukları yeri görmedim hiçbir yerde. Orada gördüm. Hatta Emin Saraç abi de vardı orada ve şeyde Osman Saraç da orada bir konuşma yaptı. Yani damat, damat. Orada bulundum. Orada şey yaptım. Şimdi nereden nereye geldik? Ali Haydar Efendi 1960'da vefat etti. Vefat ettiği zaman oraya gittik. İşte ben de ne oluyor ne bitiyor filan. Orada kalabalık. 60 ihtilali var. Helikopter yukarıda dolaşıyor. Orada Ali İhsan Efendi diye biri vardı gene. Mahmud Efendi'nin arkadaşı, Karadenizli, Akyazı'dan gelmişti. O vefat etti ve aynı Hazire'de Ali Haydar Efendi'nin bulunduğu Hazire'de medfundur. Efendim, o Ali Hasan Efendi ile beraber böyle çok mahzun. Evvela cenazesini Fatih Camii'ne götürmek istedik. Yani ben tabii duyuyorum, öğreniyorum. Oraya müsaade etmediler askeri ihtilalciler, Milli Birlik Komitesi adamları, Merkez Komutanlığı, İstanbul Valisi, Vali Tulga zannediyorum o zaman, İstanbul General Tulga, İstanbul Valisiydi, müsaade etmediler. Ondan sonra oraya gömülmek istendi Fatih Hazirisi'ne, ona da izin çıkmadı. Ve Yavuz Sultan Selim Camii'ne tevcih ettiler. Cenaze namazı Yavuz Sultan Selim Camii'nde kılındı. Tabii şimdi oralar çok terziler, insanlar Yavuz Sultan Selim Camii'ne bir ara gittiğim zaman kaynıyor. Dersler var, yabancılar gelmiş. Efendim Suriyeli alimler vesaire, yani cübbeli sarıklı insanlar oralarda kaynıyor. O zaman metruktu. O caminin imamı da benim Edebiyat Fakültesi'nde Arap Fars Filolojisi'nde okuyan bir Trakya'dan bir yerden bir arkadaşımdı imam. Yani söylemesi ayıp, metruk cemaati yok, bir şey yok, gelen yok. Orada cenaze namazı kıldık. Sonra cenaze işte bugün Ali Haydar Efendi'nin metfun olduğu yere götürüldü. Dikkatle vesaire. Şimdi ben acaba nereye kadar geldim? Şeyi anlattım. O zaman şeyde irtihal edince
Bir müddet tabii ben İstanbul'da söylemesi ayıp. Yani feraiz okuyorum. 57'de müftülük imtihanına girdim, kazandım. Ankara'dan gelen sorularla Farsça merakım var. Onu okuyorum Bekir Haki'den. Müftülükte Ali Fikri Yavuz abi, hoca, Karadenizli. O benim bana feraiz okuttu. İkinci hocam olur, birinci hocam Terzi Ahmet Efendi Sakarya'dan merhum Topaloğlu. Bir de ikinci hocam bu. Yani koşuşturuyorum. Biraz da yani Çolak Mehmet Efendi var. Hoca efendim, daha evvel söyledim. Büyük Cemal, Küçük Cemal. Gönenli Mehmet Efendi, yani Gönenli Mehmet Efendi'nin talebeleri, Hırkayı Şerif'in yakınında yurtları vardı, o talebeler camiye geliyor vesaire. Yani hocalarla üç baş medresesi, İsmail Ağa, yani o usul, o çevrenin adamı olduğum için biraz da söylemesi ayıp. Yani yetişmiş biri olarak, hıfzı olan, Arapçası olan, tefsir okumuş, Diyanet'te vaazdaki imtihanını kazanmış, biraz böyle. Ve o zaman Sultanahmet Camii'nde vaaz ettiler, bayram istediler, gittim efendim. Şehzadebaşı Camii'nde Kadir Gecesi gibi camilere gönderiyorlar. Hırkayı Şerif'te müezzinim ama oralara gidiyorum, vaaz ediyorum. Öyle bir vasfım vardı. Sonra tabii İslam araştırmalarına asistan oldum, doktora yaptım. Fuat Sezgin, o İslam araştırmalarının kurucusu ve Fuat Sezgin'den boşalan kadroya Salih Tuğ abi giriyor. Salih Tuğ abi doçent olunca ben de doktor asistanı olarak oraya gidiyorum. Yukarıda Arap Fars'taki bütün talebeler oraya gelirdi. Hızır merhum, yani Mahmud Efendi'nin damadı, orada görürdüm. Yani Arap Fars'ı bitirdim, bitirmedim bilmiyorum ama yani orada görürdüm. Çünkü Arap Fars'taki çocukların ceketini asacağı bilmem ne tek yer vardı. O da yani Edebiyat Fakültesi'nin Koska tarafından girilince hemen koridorun ilk koridorda solda İslam araştırmaları, yani herkes oraya gelirdi. Biz de hüsnü niyetle güzel sohbet filan. Yani onun için bütün Arap Fars talebelerini orada tanıdık. Ahbaplık olduk vesaire, yani epey zaman oldu. Onun için onu da orada tanıma imkanı oldu. Efendim, ve Ali Haydar Ahıskavi büyük alim, malumunuz İskilip Latıf Efendi ile beraber mahkeme vesaire, İstiklal Mahkemesi mi ne mahkeme ise, yani o da beraber bulunmuş, başkalarıyla beraber bulunmuş. İskilip Latıf Efendi tabii rahmete kavuşuyor, şehit oluyor. Yani eski dört mezhebin müsevvidi, Şeyhülislam'ın müsevvidi, yani bir alim, dana zat, tarikat olduğu kadar, yani tarikattan çok büyük alim, Ahıskavi'den gelme büyük bir alim, yani Ali Haydar Efendi dev bir alim. Zat. Ben de öyle gördüm. Gönlüm öyleydi kendisinde. İrtihal edince kimse Beşiktaş Müftüsü Fuat Çamdibi yahut Ali Yeddas'ındı, oranın baş müritleri, eski müritler ve hoca takımı. Onlar yani bir şeyhlik bir şey herhalde şey yapmadılar. Efendim iddia etmediler, talep etmediler. Mahmud Efendi genç adam, güzel Kur'an-ı Kerim okuyan bir zat. Böyle tabii etrafı
Karadeniz inşaat şirketler ve diğerleri. Yani Ankara'da da gördüm onun ona bağlı kuruluşları. Memleketim Adapazarı'nda da tanıdıklardan ona intisap edenler. Böylece tabii Mahmud Efendi şey oldu. Orada tabii Osman Saraç hocanın damadı, yani Ali Hıshavi'nin torunuyla evli Osman Saraç, Yüksek İslam Enstitüsü'nde bize Arapça dersine geldi. Sonra milletvekili oldu. Erzurum'a, Kars'a gitti, geldi. O sırada Erzurum'da ben İslam İlimler Fakültesi'ndeyken uğradı hocamız. Biz onun hocası, ondan istifade ettik. Emin Saraç'ın kardeşi olur, Mısır Ezher mezunu. Emin Saraç hocanın büyük abisi vardı, Bahattin, rahmete kavuştu. O da Karagümrük Camii, Hırka-i Şerife yakın Karagümrük Camii'nde imamdı diye hatırlıyorum. Geç evlenmişti. Yani o beni Gümüş Motor'a götürdü. Orada Gümüş Motor'daki Ahmet Çavdar Bey müdür yardımcısı gibi onunla tanıştırdı. Yani böyle bir üç kardeş, Bahattin, Emin Saraç ve Osman Saraç. Osman Saraç en sonunda o tekkeye gördü, Sarıklı, o camide hizmet ettik. Ya, İsmetullah Tekkesi Köşe Camii'nde hizmet etti ve rahmete kavuştu diye biliyorum. Emin Saraç abi Mısır'a gitmeden evvel Üçbaş Medresesi'nde orada bir de Tokat'tan geliyor Erbaa galiba. Oradan geliyor. Ahisavi'nin Arapça talebesi oluyor. Yani tefsir, hadis, fıkıh. Onun tavsiyesiyle benim bildiğim Mısır'a gidiyor, Ezher'e gidiyor. Yani Ahisavi Ali Haydar Efendi'nin en eski talebesidir ve ondan istifade etmiştir. Onun emriyle, talebiyle, izniyle Mısır'a gitmiştir. Mısır'dan geldikten sonra da onun hizmetinde bulunmuştur. Kim? Emin Saraç abi. Diğer müritleri ondan sonradır gelirler. Tabii Emin Saraç abiye şalvar giyeceksin, cübbe takacaksın, cübbe giyeceksin, sarık takacaksın herhalde denmediği için Emin Saraç abi şimdi alim, efendi ve hizmette, hayatta Fatih Camii'nin müntesibi ve oranın muhyisi olarak devam etti. Fakat anlıyorum ki Mahmud Efendi kardeşimiz, abimiz yahut kim yaşlı ben bilmiyorum. Daha çok tasavvuf tarafı ve orada gelenlere illa sakallı olacaksınız dendiğini ben duymadım. Ali Haydar Efendi'den sakal, cübbe efendim. Sarık yahut bere, yeşil cübbe vesaire gibi şeyler orada görmedim. Ben tabii tarihe kayıt düşmek için, yoksa bugün yarın ben de helliyinde, ervah aleminde olacağıma inanıyor ve hepinizden dua bekliyorum. Şehadet makamı Cenab-ı Mevla ve alâ ibadillâhi s-salihîn ettehiyyâtun sende. O makamı, Evliyaullah makamı, la havfun aleyhim ve la hum yahzenun. Olmasa bile, ona layık olmasak bile, vesîkallezîne ettegav rabbehum ilel cenneti zümerâ. Takva kategorisine
beni ithal eylesin, şehadet makamı versin ve hilliyinde evvela ervah aleminde bütün bu zevat-ı muhteremeleri bulup ellerini yorup sohbetlerinde bulunup ve dünyada böyle karışık, o öyle bu böyle görüşler, eski mutakaddimin, müteahhirin ihtilafları içinde, yani fazla merak da etmiyorum ama ve lakin acaba doğrusu nedir? Hangisi? Kim kimi? Hele böyle birbirlerini itham eden, birbirlerini işte ben kümmeliğindenim, sen bana kuyruk ol, vahdet olsun ama ben sana uymayacağım, sen bana uy gibi böyle durumlarla, iddialarla Müslümanların böyle paramparça olduğu şeyin künhünü, hakikatini bir anlamak istiyorum. Hakikatini anlamak zor. Hakikati anlamak zor. Anlamak istiyorum, onun için de